Herkese merhabalar. Bu videoda altın ve gümüşün ons değerlerini analiz edeceğim. Fiyata doğrudan etkili olduğu için dolar endeksi ve 10 yıllık devlet tahvil getirileri grafiklerine bakacağız ve FED ile ilgili beklentileri gözden geçireceğiz. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Dün borsa endeksleri ve kripto para analiz videosu yayınlandı. Bugün bu video yayınlandı. Hafta içi her gün bir şirketin inceleme videolarını da yayınlamaya devam edeceğim. Dileyenler dilediğini izleyebilir diyerek FED ile ilgili beklentilerden başlayalım. 31 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak FED toplantısında faizlerin aynı seviyede bırakılması ihtimali %95.9 olarak fiyatlanıyor. Yani FED faizi önümüzdeki toplantıda sabit bırakacak diyebiliriz. Fakat 18 Eylül 2024 toplantısında FED'in faizleri 25 baz puan indireceğine yönelik beklentiler %94 ihtimalle fiyatlanıyor. Yani iki sonraki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi şu anda çok yüksek ihtimal olarak fiyatlanıyor. Faiz indirim döngüsü başlayacak gibi görünüyor. Piyasa bunu fiyatlıyor. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa 18 Eylül tarihine kadar faizlerin 25 baz puan indirileceğini görebiliriz iki toplantı sonrasında. Dolar endeksine geçelim. Dolar endeksinde yükseliş hareketi ağır aksak devam ediyor diyebiliriz. Esasında şu hareket bir sanki düşüş trendi başlatıyor görüntüsünde. Alçalan tepeler ve alçalan dipler ile bir düşüş trendi, dolar endeksinde yeni bir düşüş trendi, ana hatlarıyla bir düşüş trendi var ama yukarıya doğru 105'e kadar çıkabilecek bir hareket olduğunu da unutmamak lazım. Hala kararsız bölgede, uzunca zamandır bu bölgede sallanıyor. Büyük bir hareket yapmış değil. Ancak şu aşağıda 102 bölgesinin altında günlük kapanış yaparsa çok daha derin düşüşler olabilir. Tekrar 90'lı seviyelere indiğini görebiliriz. Fakat şu anda bu ara değerde 104-105 bölgesinde dalgalanmaya devam edecek gibi görünüyor. Belki başkanlık seçimlerinden sonra ayın ana yönünü tekrar tayin edebilir. 10 yıllık devlet tahvil getirilerine baktığımızda faiz indirimlerinin de başlayacağı etkisiyle burada da bir düşüş trendi olduğunu görüyoruz. Fakat bu düşüş trendi ağır bir, yavaş bir düşüş trendi olacak. Dolayısıyla bu 4.15 ile 4.40 arasındaki bölgede bir süre daha dalgalanma ihtimalini yüksek görüyorum. Herhangi bir sorun yok. Altın tarafına geçtiğimizde bir düzeltme daha başlamış gibi görünüyor. Son 3 gündür bir satış var. Esasında şu yükselen bölge artık yavaş yavaş güçsüzleşiyor görüntüsünde. Bir tepe geldiği zaman hemen bir satışıyor. Yeni bir tepede tekrar bir satışıyor. Dolayısıyla zaman içerisinde artık yükselemeyip bir düşüş hareketi başlatabilir görüntüsünde. Bunu izlemeye devam edeceğiz. Asıl aşağıda bizim için takip etmemiz gereken nokta 2284 seviyesi. 2284'ün altında günlük kapanış yapar ise çok daha derin bir düzeltme başlayabilir. Şu anda 2284'ün üzerinde kaldığı sürece hareketin yukarı yönlü olacağını düşünmeliyiz. Fakat gittikçe güçsüzleşen bir yukarı hareket olduğunu da unutmamak lazım. Bu yapı itibariyle ilerleyen zamanda aşağıya doğru hareketler tetiklenebilir eğer bu seviyeleri güçlü bir şekilde kıramaz ise. Özellikle seçim şu anda tabii ki en büyük fiyatlama. Amerikan başkanlık seçimlerinin sonucuna göre bir farklılık görebiliriz. Şu anda o belirsizlik nedeniyle yüksek noktalarda durmaya devam ediyor. 2284 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünmeliyiz. 2284 altında günlük kapanış yapar ise stop olunmalı, derin bir düzeltme başlamış olabilir anlamı taşıyor demektir. Gümüşe bakalım. Gümüş trendsiz bir hareket yapıyor diyebiliriz. Bir yukarıya gidiyor, bir aşağıya gidiyor. Şu anda karar bölgesinde sürekli aşağıda ve yukarıda bir bant çerçevesinde işlem görmeye devam ediyor. Aşağıda artık alım fırsatlarını konuşmak lazım. Böyle bir şu seviye güzel bir alım seviyesi olarak görünüyor. 26.300 seviyesi eğer gelirse önümüzdeki süreçte güzel bir alım seviyesi olabilir. Şu anda büyük bir dalgalanma içerisinde yönsüz bir hareketi olduğunu söyleyebiliriz gümüşün. O yüzden aşağıda almak için beklemek daha doğru olabilir. Piyasalarda büyük bir çalkalanma yaşanabilir. Amerikan başkanlık seçimleri sırasında özellikle S&P 500 ve Nasdaq tarafında büyük bir düzeltme başlar ise gümüş de bundan en olumsuz etkilenecek enstrümanlardan birisi olabilir. Nasdaq'taki olumsuz hareketler gümüşü de zaman zaman olumsuz etkiliyor. O yüzden bu tarafta da derin bir düzeltme yaşanabilir. Şu anda trendsiz olduğu için herhangi bir seviye belirlemek de çok zor. Fakat şu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. 28.70 değerinin altında günlük kapanış yaparsa daha da derin bir hareket gelecek anlamına taşıyor. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.